Mutlu günler efendim. Saatlerimiz 11'i gösteriyor. A-Spor ve A-Spor Radyo ortak yayınında Spor Ajansı ile karşınızdayız. Ve yaklaşık 2 saat boyunca gündeme dair tüm gelişmeleri bu stüdyoda konuklarımızla birlikte değerlendiriyor olacağız. Mahmut Alpaslan hocamız bizimle birlikte. Hoş geldiniz hocam. Hoş gördük. İyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz. Selahattin Kınalı bizimle birlikte. Hoş geldiniz Selahattin. Bir beyaz saçlı, bir gür saçlı böyle karşılıklı. Benim de beyaz teklif düşmüş gerçi de. Teklif. Hocama yetişsem evet. Ben tam sizin beyazlarınız pek dur. Hocama, hocama göre. Hocam pamuk dedeye doğru gidiyor hızlı. Peki son dakika gelişmesi ekranda yerini aldı. Bir dile getirelim sesli olarak da Beşiktaş'tan Mert Günok ve Semih Kılıçsoy açıklaması. İki futbolcunun Uyluk Üst Adalesi'nde gerilme ve ödem belirlendi. Birazdan Beşiktaş'ın basına çıkan antrenmanına gideceğiz. O antrenmandan canlı görüntüleri sizinle buluşturacağız. Aynı zamanda ekip arkadaşımız Furkan da bizimle gelişmeleri paylaşacak diyelim. Buraya bir virgül koyalım. Dünle devam edelim. Trendyol Süper Lig'de 30. hafta tamamlandı. Alınan sonuçları bir ekrana getirelim. Toplu sonuçları yönetmenimiz Güven'den rica edelim. Trabzonspor MS Yapı Sivasspor'a 1-0 mağlup oldu. Kasımpaşa Tümosan Konyaspor'a 2-0 yenildi. Mekke Ankara Gücü Gaziantep Futbol Kulübü'nü 3-1 yendi. Yukatel Adana Demirspor Mondihom Kayserispor'la 0-0 berabere kaldı. Beşiktaş Yılport Samsunspor'la 1-1 berabere kaldı. Siltaşöp Pendikspor Rams Başakşehir'e 3-2 yenildi. Çaykur bir tek sen Antalyaspor'u 3-0 yendi. Atakaş Hatayspor evinde İstanbulspor'a 3-0 mağlup oldu. Babakars Fatih Karagümrük Fenerbahçe'ye 2-1 yenildi. Korendon Alanyaspor da Galatasaray karşısında 4-0 mağlup oldu. Evinde alınan sonuçlar bu şekilde. Şaşırtıcı sonuçlar da var. Şampiyonluk yarışı kadar alt sıralardaki kümede kalma, ligde kalma yarışı da nefes kesiyor Selahattin Kınalı değil mi? Bu hafta Konyaspor dev bir adım attı. Fikstürüne bakınca böyle bir galibiyete ihtiyacı vardı. Ama öte yandan hocam izledi mi bilmiyorum Pendik Başakşehir maçını. Başakşehir kurulalı beri bu kadar pozisyon vermemiştir herhangi bir maçta rakibine. Yani Pendik de çok enteresan bir şekilde sezonun sonu olmasa şu oyunuyla derdi ki ilk dördü zorlar. Öyle bir hale geldi. Yani Pendik'e de kimse düştü gözüyle bakmamalı. Başakşehir'i bu hallere düşüren takım herkesi düşürebilir. Bu hafta Galatasaray'la çok ilginç bir maç olacak bence. Ama işte yukarıdakilerle aşağıdakilerin bir savaşı var. Bir de arada kalanlar var. Arada kalanlar için bir anlam bulmaya çalışıyorlar lige dair. Ama konsantrasyon sıkıntısı yaşayan takımları da görüyoruz. En başta Antalyaspor gibi. Yani UEFA hedefini kovalamasını beklerken orada enteresan bir düşüş yaşandı. Şimdi orada da camia içinde bir heyecan var, yeni bir başkan adayı filan. Ama asıl olan kendi şehrinin değerlerini, kendi şehrinin kültürel kodlarını, kendi şehrinin de insanlarıyla birlikte olabildiğince bu lige taşımak ve kendi şehrini temsil etmek. Şehirlerimizin buna yönelmesi gerekiyor ki Türk futbolu bir noktaya gelsin. Hafta içi eve iki gün, işte Rize'nin 3-0 galibiyeti sonrası bir puan tablosuna baktım. Rize neredeyse dördüncülüğü yakalamış, yani yakalıyor. Ondan sonra da üçüncülüğü bile kovalayabilir. Yani Rize Spor biliyorsun, Rize'deki Rize Sporlu sayısının azlığından bahsedilir hep. Bunu yakın komşu olarak Trabzonlular iyi bilirler. Rize Spor belki bir Avrupa heyecanı yaşarsa, çünkü kompakt bir şehir, kompakt bir stat. Bunu yapabilir yani 40, 50 kilometre, 60 kilometre ötende Trabzon var. Genetik kodların aynı, iklimin aynı, yediğin yemek aynı, yüzdüğün dere aynı. Futbolda onun fersa fersa gerisindesin. Niye? Demek ki kötü yönetiliyor. Eğer Rize Spor şu Avrupa heyecanını yakalayıp oradan birkaç tane tadı damakta bırakacak lezzet yaşarsa belki Rizeliler de büyük çoğunluğu tekrar olması gerektiği gibi Rize Sporlu olurlar. O stadı sürekli doldururlar. Ve sadece Avrupa Kupası ile kazanılmış bir alışkanlıktan öteye taşar. Ve Rize Spor da tıpkı komşusu gibi Süper Lig'de zirveleri sürekli zorlar. Yani bütün dileğimiz bu. Evet. Ama bakalım bizi hayat neler üretecek. Anadolu takımlarının sözcüsü Selahattin Kınalı. Ezilenlerin. Devamlılık önemli değil mi? Evet, devamlılık hem önemli. Hem yönetim, hem hoca bazında, hem takım bazında.
Şimdi Rize Spor'dan bahsetti. Bir oyuncu bütün Rize'nin Halit Ruiz'in oyun prensiplerini değiştirdi. İngiliz oyuncu. Neydi ismi çocuğun? Şu an oynuyor mu? Orta sahada oynuyor. Şelbi. Şelbi. Tek Hamşik bir, ya. Bak Hamşik gibi tek bir oyuncu. Bütün Rize'nin oyun kültürünü değiştirdi. Bütün büyük takımlarda oynayabilecek kapasiteye sahip zaten o seviyede bir oyuncu. Ama sorarsanız bunu alalım diye almaz kimse. Aldılar işte. Adam hakikaten tek başına bir takım. Hamşik'ten nasıl bahsetmiştik? Mertens'i konuşuyoruz. Bu da o tarzda Rize'nin bütün oyun kültürünü hocaya saha içinde çok yardımcı olan bir oyuncudan söz ediyoruz. Tabii Rize'nin galibiyeti falan sürpriz değil ama burada sürpriz olanlar Hatay mağlup olması 3-0. Evet. İstanbulspor ne kadar kötü olsa bile yani düşse bile takır takır top oynuyorlar. Kasımpaşa'nın evinde mağlup olması Konya bunlar. İstanbulspor'un hocasının Osman Zeki'nin devre arası oyuncularına yaptığı konuşma şey maç öncesi. Yani nasıl motive edeceğiz filan. O işte az önce Fatih Tekkeli ile Alanyaspor birim şunları bunları konuşurken yayından önce Osman Zeki Hoca da bunu konuşmuş. Oyuncularına demiş ki bak bizimle birlikte bir sürü emekçi var burada. Onlar için kazanalım. Çünkü biz kazanırsak onlar da prim kazanıyor. Onlar için oynayalım deyince oyuncularımın gözlerinde ışığı gördüm diyor. Osman Zeki Hoca'ya da buradan teşekkür edelim. Yani düşmelerine rağmen, haftalar önce düşmeleri garanti olmalarına rağmen çıkıyorlar. Ve bütün herkese de takır takır futbolun nasıl oynanacağını gösteriyorlar. Bu futbolcu kapasitesidir. Oyun kapasitesidir. Farklı bir şeydir. Ama oynamak çok önemli. Pes etmediler. Tebrik etmek lazım ama Rize'de oyuncuya bir parantez açıyorum yani. İnsanların gözüne sokmak lazım nasıl bir transfer oluyormuş. Ki o kadar büyük maliyetli de değildir. Değil. Şimdi Trendyol Süper Lig'in 32. haftasının kapanış maçıyla devam edelim. Korendon Alanyaspor'u Galatasaray 4-0 mağlup etti. İlk yarısı ikinci yarısı birbirinden farklı bir karşılaşma oldu hocam. İlk yarıda gol sesi çıkmadı ama ikinci yarı itibariyle Galatasaray yıldız oyuncularının da devreye girmesiyle birlikte hocanın oyuncu değişiklikleriyle birlikte sahadan 4-0 galip ayrılmayı bildi. Nasıl değerlendirirsiniz genel hatlarıyla? Sonrasında tabii ki detaylandıracağımız çok nokta var. Hafta içinde burada konuşmaya çalıştık. Galatasaray-Alanya maçı nasıl olur? Ben bildiğim kadarıyla dedim. Yanlışım varsa düzeltirsiniz. Galatasaray orada mağlubiyetle tanışmadı. Ve daha iyi bir kadrolara sahip olmasına rağmen Alanya'nın hep galibiyetlerle veyahut da beraberlikle geçti. Şöyle bir değerlendirmek lazım. Bunu Fenerbahçe teknik direktörü de söyledi. Galatasaray teknik direktörü de. İşte 10 günde 3 maç oynuyoruz. 2 maç. İşte 10 günde veyahut da 25 günde tek maç oynadınız. Oynamadınız. Performansınız nerede? 30. dakikalardan sonra. Siz ilk yarıdaki oyunu buna bağlıyorsunuz. Zaten öyledir.